...kitlenmişti. kilitlenmişti. Bugünse sabahlar sabah saat 8.30'u gösterdiğinde herkes YouTube ekranındaydı. İzlenme rekorları kıran Sedat Peker videolarının 5.'si bugün sabah saatlerinde yayınlandı. Sedat Peker'in hedefinde yine Mehmet Ağar ve yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vardı. Sedat Peker diyor ki devletin bilgisi dahilinde Fethullah Gülen'e görüşmeye gittiğini söyleyen Mehmet Ağar'ın elinde bir yazılı emir veya resmi bir belge var mı? Yoksa terör örgütü liderine bir sözlü talimatla devlet bir yetkiliyi gönderir mi? Sonra bu bitiyor. Bodrum Yat Limanı meselesine getiriyor lafı Sedat Peker diyor ki Türkiye'ye getirilen kokain e, meselesi var. O ne oldu? Yeldana Kaharman'ın Elazığ'da yaşanan şüpheli ölümü ya da Silivri Emniyet Müdürü'nün yine şüpheli intiharı bütün bu iddialarını tekrarlıyor Sedat Peker. Ve bir soru soruyor. Diyor ki Türkiye'de savcılar benim bu anlattığım iddialar ya da itiraflarla ilgili neden hiçbir şey yapmıyor, neden harekete geçmiyor? Yetmiyor. Bir de yol gösteriyor. Yani işte şöyle yaparsanız böyle olur, şu kişilere müfettiş gönderin bu iddiaları araştırsın ve ortaya bir de iddia koyuyor. Diyor ki eğer iddialar ispatlanırsa idam dahil her şeye hazırım diyor demişti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Sedat Peker İçişleri Bakanına da yanıt veriyor. Diyor ki büyük konuşma. Parça parça bütün gerçekleri açıklayacağım. Kendini de yaktın, beni de yaktın. Orada bir konu geçiyor benimle ilgili. 3-4 güne kadar diyor göreceksin. Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla siyaset, devlet, mafya ilişkilerine yönelik çarpıcı ifşaatlarda bulunan mafya lideri Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı'nın sus tavsiyesine rağmen 5. videosunu yayınladı. 1 saat 14 dakikalık videoda açıklamalarına rağmen savcıların neden harekete geçmediği tartışmalarına girdi. Hatta savcılara yol gösterdi. Hedefinde yine ağırlıklı olarak Mehmet Ağar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vardı. Mübariz Kurbanoğlu'yla Fethullah Gülen'i ziyareti gittiğiniz bir seferinde beraber gittik. Benim gidiş gelişimden de devletin bilgisi vardır. Dönüşümden bu kadar söyleyeyim kapatalım. Mehmet Ağar, Fethullah Gülen'le görüşmeye gittiği yönündeki iddiayı böyle yanıtlamıştı. Bu kez Peker yeni sorular sordu. Devletin bilgisi dahilinde Mübariz Masinov'la birlikte Fethullah Gülen'le görüşmeye gittiğini söyleyen Mehmet Ağar'ın elinde yazılı emir var mıdır? Yoksa devlet geleneğinde terör örgütü liderine sözlü talimatla insan yollanır mı? dedi. Milli Savunma Bakanı Kolombiya Videosunda Mehmet Ağar'dan Derin Mehmet diye söz eden Sedat Peker, eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'le tanışıklığına atıf yaptı. Özer abiyle bir evde buluşmuştuk diyerek aralarında geçen diyaloğu anlattı. Samimiyetliğimle söylüyorum. Yazılım. Sedat Peker ailesinin bulunduğu eve yapılan polis baskınına ilişkin detaylar verdi. Baskını yapanlardan birinin Mehmet Ağar'ın özel kalem müdürünün arkadaşı olduğunu iddia etti. Videolarda ortaya attığı iddiaları sonrası savcıların neden harekete geçmediğine ilişkin tartışmalar için de savcılara zahmet vermek istemem, yapacakları işleri anlatayım diyerek iddialarını tek tek tekrar etti. Kardeş Neyse biz bu gazetecilerle... Yelda Ana Karman'ın şüpheli ölümüyle ilgili Mehmet Ağar'ın oğlu AKP milletvekili Tolga Ağar konusundaki iddialar hakkında Tolga Ağar ve kız arkadaşının saç tahlilleri yapılabilir dedi. Bütün bahislerimi üzerinde oynadım. Silivri İlemiyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın gözaltına alınan soydunun oğlunun arkadaşını serbest bırakması yönündeki baskılara dayanamadığı için intihar ettiğini söylemişti. O iddiası için yine savcılara yol gösterdi. Ağır ya da koruma polisinin çalışkanı arayıp bu arkadaşı bırakın deyip demediğinin sorulmasını sinyal kayıtlarına bakılmasını salık verdi. İntikam. Nadir Salifov isimli bir Rus'un polis cinayetlerine karıştığı için sınır dışı edildiğini öne sürdü. Organize şubede bu kişinin deport edildiği yönündeki tutanakta polis katili olduğu yönünde yazı var mı? Ayrıca böyle bir evrak var mı? diye sordu. Salifov'un Türkiye'ye tekrar girdiğini, yurt dışı kararının nasıl kaldırıldığını sordu. Şimdi hep bir aksiyon, hep bir hareket, hep bir mücadele içinde. Mehmet Ağar'ın yönetim kurulu başkanı olduğu Bodrum Marina ile ilgili iddialarda 5. videoda tekrar edildi. Sedat Peker, Mübariz Masinov'a ait olan 1 milyar dolar değerindeki yat limanı gerçekten 29 milyon dolara alınmış mıdır? Yine bahsi geçen yat limanını alan kişiler offshore hesaplarında bir şirket kurup bu şirket içerisinde gizli bir ortaklık mevcut mudur? Sorularını sıraladı. Ciddi bilgi birikimi sahibiyim bu konuda. Hafızam dayı. Kolombiya'dan gelen kokain İzmir limanında hangi kimya şirketine girdi? Bu bahsi geçen şirketlerle ilgili bir çalışma var mı? Gözaltı kararı var mı? dedi. Böyle oldu. Bin tane sağlam dona buldum. 50 ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu hakkındaki iddialar için iddialarını ispatlarsa idam dahil her şeye razıyım demişti. Süleyman Soylu'ya büyük konuşma. Parça parça anlatacağım. Her hafta canını bir kez yakacağım. Bizi yaktın. Görüşeceğiz ama diye seslendi. Bizim yakınlarımız. Gerçekten de akıl almaz iddialar ve akıl almaz itiraflarla dolu bir video daha 1 saat 14 dakika. Dün e, önceki gün yayınlanan videosu bir önceki videosu 2 milyonu geçmişti Sedat Peker'in. Bu videosu da son 7-8 saat içinde yüz binlerce izlenme aldı. Bunu böyle gerçekten neredeyse bir dizi film izler gibi izliyoruz. İyi de neden şimdi konuşuyor? Neden kimse kendisini susturamıyor? Hedef aldığı isimlere neden hedef alıyor? Bazı isimler hakkında neden sessiz kalıyor? Bundan sonra ne olacak? Ve savcılar neden hiçbir şey yapmıyor? Bütün bu soruları özellikle bu ilişkiler konusunda uzman bir gazeteciye, meslektaşım Kemal Göktaş'a soracağım. Kemal hoş geldin Hat TV ana kendisi aynı zamanda kısa dalga podcast yayınlarının da kurucusu Kemal. Ee, şimdi çok tuhaf günlerden geçiyoruz. Hani çinlilerin o malum lafı var ya pandemi içinde geçerli olan tuhaf zamanlarda yaşayasın diye bir beddua. Evet. Tam da öyle bir dönem galiba. Susurluk bitmemiş. Onu zaten anladık. Hatta ondan öteye geçilmiş. Daha derin, daha karanlık ve daha karmaşık ilişkiler kurulmuş. Onu da anladık. İddiaları da ezberledik. Yat limanı iddiası, işte Elazığ'da yaşanan şüpheli ölüm, Silivri'deki şüpheli intihar, Kolombiya'dan İzmir limanına gelen tonlarca kokain, uyuşturucu bunların hepsini anladık. Benim anlamadığım şu, neden şimdi konuşuyor Sedat Peker ve bu ülkede interneti yavaşlatmak, haberlere erişim getirmek ve videoları kaldırmak deyim yerindeyse şu kadar kolayken neden hala konuşmaya devam edebiliyor? Tabi aslında e, Sedat Peker neden konuştuğuna dair bazı ipuçlarını verdi. E, burada çok açık bir şekilde bir çürümüş yapıyla karşı karşıyayız. Yani gerçekten adalet sisteminin, hukuk sisteminin ve devlet sisteminin e, ne yazık ki çok acı e, bir şekilde görüyoruz ki sandığımızdan daha da vahim bir şekilde bir çürümesi söz konusu. Bence bu videonun en çarpıcı yeri şuydu Özlem. Sedat Peker savcılara neyi nasıl yapmaları gerektiğini adeta dikte eder biçimde Konuştu. E, sosyal medyada espriler yapıldı. Bir savcı kadar iyi yazıyor bu talimatları diye. Hakikaten yapılacak şey çok basitti. Yapılacak şey normal bir ülkede. Hani Türkiye gibi yarı demokrasi, demokrasinin e, sözde kaldığı kurumların zayıfladığı bir ülkede dahi e, bugüne kadar yapılması gereken şey bir soruşturma açılmasıydı. İddiaların her biriyle ilgili ayrı ayrı soruşturmalar açılmasıydı ama bu yapılmıyor. Bu şunu gösteriyor. Biz hani devlet işleyişinin görünüşte dahi belli kurallarla devam